8 nevrozunda vali tarafından yasaklanan bir nevrozdu. Ancak yani herkes gibi o da katıldı. Orada bir kargaşa yaşandı o tarihte. Kargaşada yakalanıyor. Yakalandıktan sonra 3 ay cezaevinde tutuklu olarak yargılanıyor. 3 aydan sonra tahliye ediliyor. Tahliye ettikten sonra dosyası işte 2012'de kesinleşiyor. Diyarbakır o zaman 6 ağır ceza mahkemesinde yakalanıyor. Dosyası kesinleşiyor. Bir yerden sonra ekonomik durumlardan dolayı, ailesinin durumundan dolayı teslim olma konusunda yapamıyor. Çünkü bir ekonomik zorluk var ortada. O da yani göçebe bir hayatta hayvancılık ve çobancılık yapıyor. Gel git zaman 2021'in ortalarında yakalanıyor. Verem olma ihtimali o süre içerisinde aslında verem o akciğerin üstündeki sıvının verem olma ihtimalinin olduğunu söyleyince Nurettin Dayan yaklaşık bir 15-20 gün tek kişilik hücreye konuluyor. Gelişen o bir yıldan sonraki süreç işte koğuşunu alıyor. Koğuşunda hastalıkları ortaya çıkıyor. Yani kusma, kendiliğinden böyle düşme artık. Yani biliyorlar ki bir hastalığı var. Kusması da sıvı, sarı sıvısı böyle bir şey. Ama ne oldu belli değil. Yine tekrardan işte geçen ayın 22'sinde hastane, Dicle Tıp Fakültesi'ne tekrar kaldırılıyor. Burada işte o akciğerin üzerindeki lekenin sıvının ne olduğunu tespiti için bir çalışmalar yapılıyor göz cerrahide. Ancak o da hastanenin mahpusunda kalıyor. İlk şimdi akciğerden alınan sonucun uzun süreli bir rapordan laboratuvar sonucundan sonra gelir. Yani bu 15-20 günü bulur laboratuvar sonucu. Ancak doktorlar hızlı laboratuvar sonucunun sadece bu sıvının kötü huylu mu, iyi huylu mu olduğu için hızlı laboratuvar göndermişler. Hızlı laboratuvar sonucu 2 gün içerisinde çıkıyor. Aynı 22'den 24'ünde sonuç çıkıyor. Akciğer üzerindeki o işte sıvı kötü huylu. Ama ne olduğu belirsiz. Patoloji sonucunun beklenmesi gerekiyor diyor. Tabii biz doktoruyla konuştuğumuz zaman şunu diyor. Yani ihtimal var %80, %70 ihtimali akciğer kanseri olabilir. Olmazsa bir diğerini söyledi. Tümör olma ihtimali var dedi. Bekledik. Sonra işte bir 10 gün sonra 10 gün sonra yani ayın 1-2'si gibi sonuç çıktı. Sonuç, patoloji sonucu akciğer kanseri olduğunu tespitlendirdi. Level olarak da 4. evre bir akciğer kanseri yani yaygınlaşmış bir akciğerin sönmüş durumda olduğunu doktorların kendisinin bize bildirdiği. Bu durumda 2 türlü tedavi yöntemi var. Bir tanesi kemoterapi, bir diğeri ise modern ilaç tedavisi ki kaldırır mı kaldırmaz mı onu da bilmiyoruz. Bir de Nurettin Dayan 34 yaşında genç bir arkadaş. Yani genç bir arkadaşın vücudunda böyle bir akciğerinin kanserin ve 4. evrede olması gerçekten yani nasıl tespit edilmemiş sorusunu bize soruyor açıkçası. Yani 2,5 yıl oldu Nurettin Dayan, 5'li tedbi kabalı ceza. O süreç içerisinde belki sayıda evet tam net bir sayı ben mi bilirim ama 4-5 kere Batman araştırma hastanesine getiriliyor. Bunun 3-4 kere Dicle Tıp Fakültesi hastanesine götürülüyor ve bunlara rağmen hani bir sonuç elde edilemiyor ve en son işte geçen ayın 22'sinde getiriliyor. Artık durumun vahimiyeti ortaya çıktığı için getiriliyor. Patoloji sonucu 4. evre akciğer kanseri olduğunu tespitini çıkartıyor. Tedavi olması gerekir. Niye? Şöyledir.
Şimdi kanser olan bir insana en büyük destek moral motivedir. Ailesinin yanında olmadır. Şimdi 22'sinden bugün ayın 18'i tahminim yani yaklaşık bir ay oldu. Nurettin Dayan Dicle Tıp Fakültesi Hastanesi mahpusunda kalıyor. Yani Dicle Tıp Fakültesi'nin eksi bir katında bir mahpushane var. Hasta tutsaklara, hasta mahpuslara orada kalıyor. Bir aydır sadece üç kişiyle görüşüyor. Avukatı, eşi, babası. Bu da savcılık izni. Normalde cezaevinde zaten haftada bir görüşü var. Ya bir kere de telefon görüşü oldu. Şimdi akciğer kanseriyle mücadele eden bir insan bir ay boyunca sadece ailesinden üç kişiyle görüşüyor. Bunun da süresi ya 15-20 dakika bilemedim en fazla bir saat. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Atıyorum onkolojiden işte dirime gidecek, ana tedavi edileceği yere götürecek Nurettin Dayan. Üç gardiyan, iki jandarma görevlisi beraberinde ve elleri kelepçeli bir şekilde gidiyor. Evet, mahpus içerisinde kelepçeli değil. Bundan sıkıntı yok. Ama tedavi esnasında atıyorum bir serum verilecekler. Mahpushaneden çıkartıp onkolojiye ya da göz cerrahine götürecek. Orada kelepçeli 5 kişinin etrafında içinde böyle götürülüyor. Bu da hoş bir durum değil. Yani bu insanın morali motivasyonu için de olumsuz etkiler yaratır. Ve kaldı ki 4. evre akciğer kanseri dediğimiz bir hasta. Şimdi bunun için biz infaz hakimine başvuru yaptık. Heyete çıkarıldı. Geçen hafta, perşembe günü heyete çıkarıldı. Heyet raporu 2 hafta iyi buluyor sonucun çıkması. Head raporu çıktıktan sonra tabi bunun süreci, adli tıp süreci var. Yani zaten Nurettin Dayan'ın şurada kaldığı tahliyesine koşulur. Salıverme tahliyesine 9 ay kalmış. Yani bir aydır hastanede, bir ayda head raporunun sonucu, headten sonra adli tıp süreci, adli tıpın kararı, kararın hakimliğince onaylanması yine 1-2 ay bulur. Yani bunun da hızlanması gerekiyor aslında. Çünkü hastalık çok vahim bir durumda. O yüzden biraz daha acele, mesela head raporunun 2 haftadır head raporu bekleyeceğiz. Head raporu çıktı, ondan sonra hakimlik savcılık, adli tıp hakimlik savcılık aracıyla adli tıpa götürecek. Adli tıpın kararı ne, kaç ay sürüyor, kaç gün sürüyor bu da belirsiz. Bazen 1 ay, bazen 3 ay sürüyor. Yani zaten tahliyesine 9 ay kalmış bir insan. Yani bunun tedavisi için zorunlu olarak dışarıda tedavi edilmesi gerekiyor. Yani artık o başındaki gardiyanların, ellerindeki kelepçelerin, jandarmanın, o mahpushane, eksi birdeki mahpushane, yani ortamı ne kadar sağlıklı, ne kadar sağlıklı diyebilirsiniz. Yani daha önce Berem diye tek hücrelere koydular 15 gün falan kaldı. Sonra çıkardı tekrar koğuşuna arkadaşlar. Onlar cümle koğuşuna. Şimdi erken müdahale olsaydı ne olurdu? Şimdi zaten kanserde en büyük mücadele erken tespit ve erken müdahale olması gerekir. Şimdi burada erken müdahale dediğimiz olay yoktur. Çünkü son evre. Çünkü akciğer sönmüş vaziyette. Akciğer şu an çalışmıyor durumda. Bir insanın oksijen alabilme organı nefesinin doğru düzgün iyi bir şekilde verebilmesi için akciğere organına ihtiyaç var. Ama bu adamın mesela Nurettin Dayan'ın akciğer organı iflas etmiş durumda. Şimdi erken müdahale olsaydı ne olurdu? Belki akciğerdeki o lekelemeleri, o sıvıyı alırlardı. Belki kemoterapiye gerek kalmazdı. Zaten bugün kemoterapiye başlayacak. Kemoterapi, belki kemoterapi direkt ilaç yöntemiyle ya da ameliyatla bir şekilde kurtulabilirdi. Yani kurtulabilirdi. Dördüncü evreye girmeden, hani birinci evre, belki ikinci evrede, belki üçüncü, yani dördüncü evre dediğimiz tıpta şudur, son evre.